Efendim bugün kameralarımızı çok özel bir mekana çevirdik. Geleneklerimiz, kültürlerimiz toplumumuzun bir aynasıdır. Bu doğrultuda ülkemizde birçok çalışmalar yapılıyor. Kültür evleri, etnografya müzeleri kurularak sergileniyor. Bu doğrultuda Karamanlımızın değerli insanlarından emekli öğretmen, aynı zamanda ressam İsmail Türel Hocam, yıllar boyu büyük bir emekle toplamış olduğu eşinden, dostundan, arkadaşlarından, akrabalarından toplamış olduğu değerli eşyaları bir araya toplayarak kendi yaratmış olduğu binada sergileyerek İsmail Türel Etnografya Müzesi'ni kurdu. Hemen ben sevgili hocama dönmek istiyorum. Hocam öncelikle bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bana haftalar öncesinden bahsetmiştiniz aslında, evet. Bir etnografya müzesi yaptığımı ve bunu daha sonra ekranlara yansıtalım, vatandaşlarımız buraya gelsinler, görsünler diye bana söylemiştiniz ama bir evet. Türlü gelme fırsatımız olmamıştı. Evet. Tabii bunları konuşacağız ama öncesinde sizi tanımak isteriz. İsmail Türel kimdir efendim? Merhaba diyeyim önce. Ben İsmail Türel, emekli matematik öğretmeniyim. Hocam şimdi etnografya müzesi diyoruz. Evet. Şimdi öncelikle aslında etnografya nedir? Bunu açıklayalım isterseniz. Yani birçok vatandaşımız belki bunu bilmeyebilir. Yani atalarımızın çok öncelerden kullandıkları eşyalar anlamında geliyor. Onların birikiminin bir yerde sergilenmesi demek etnografya. Ben öyle biliyorum, evet, yani. Bu buranın bir hikayesini bize anlatır mısınız? Valla çok yıllar öncesinden zaten aklımda olan, düşüncemde olan bir olaydı bu. Şimdiye kadar gerçekleştirilemedi ama bundan sonra da yani gerçekleştirmek için böyle bir birikim oluşturdum. Daha sonra buradaki binamı, kendi binamı restore ettim. Yani burası size ait değil mi hocam? Tabii, bu bina. Kendime ait burası. Burayı düzenledim. Güzelce bir sergi salonu oluşturmaya çalıştım. Ve Karamanlımıza bir şeyler vermek istiyorum. Bir iz bırakmak istiyorum Karamanlı'da. Gençlerimize, geleceğimize, geçmişimizden bir şeyler hatırlatmak istiyorum. Yani öncelerden neler yapmışız, ne zorluklarla çalışmışız, hangi emekleri sarf etmişiz, o insanlarımıza yani gençlerimize anlatmak istiyorum. Onun için elimden geldiği kadarıyla eşimden, dostlarımla, akrabalarımla, arkadaşlarımla ve bütün Karamanlılarla bu şekilde bir sergi salonu oluşturmaya çalıştık. Ve oluşturduğuma da inanıyorum ve bundan dolayı da kendimi çok mutlu hissediyorum. Evet. Hocam şimdi ben buraya gezerken şunlar dikkatimi çekti. Şimdi çeşit çok. Evet. Bu kadar çeşidi bir arada toplayabilmek tabii ki çok zor. Yani nasıl oluşturdunuz? Ne gibi süreçler yaşadınız? Bunları toplayabilmek sizin için zor muydu? Vallahi bu 30 yıl öncesinin bir birikimi. 30 yıl önce başladım toplamaya. Bir anda, bir yılda, iki yılda oluşan bir olay değil bu. Bu 30 sene öncesinden başlıyorsun, sonra biriktiriyorsun, bir yerde topladıktan sonra artık insanlara bunları sunma isteği doğuyor. Ve dolayısıyla bu aşamaya kadar da bunu gerçekleştirmiş. Tabii onu. Bu arada vatandaşlarımız, arkadaşlarınız da mutlaka sizin bu hobinizi bildikleri için tabii. Kendi evindeki eşyalar, bu değerli eşyalar mutlaka oldular, sizlere vererek olsun. Yani evet. En azından bu müzeye mutlaka katkıları olmuştur. Oldu. Burada kaç çeşit var aşağı yukarı? Valla çeşit olarak edat yani bilmiyorum ama Karamanlımızın yani önceki insanlarımızın günlük hayatlarında kullandıkları eşyaları genellikle toplamaya çalıştım. Fenerlerimiz var, testilerimiz var. Evet, onları söyleyeyim hocam. Mesela evet. Nelerimiz var, fenerlerimiz var. Yani fenerlerimiz var, testilerimiz var, teknelerimiz var. Yani kilelerimiz var, eleklerimiz var, sandıklarımız var. Hemen hemen yani bütün o nesneleri burada topladığımı ve Karamanlımıza sunduğumu düşünüyorum. Evet, yani sadece bu günlük kullanılan eşyaların haricinde sanırım kıyafetler de var herhalde hocam. Kıyafetler de var, evet. O kıyafetleri nasıl buldunuz hocam? Vallahi o kıyafetler yine akrabalarımdan, komşularımdan veyahut da bazı Karamanlı hemşerilerimden benim bu şekilde bir eşya topladığımı duydukları zaman getirdiler, verdiler. Onlar da ben burada sergiliyorum. Evet, yayından sonra burayı gezmek isteyen
vatandaşlarımız olacaktır. Burayı gezmek isteyeceklerdir. Buraya gezebilmeler için yani herhangi bir ücret alıyor muyuz? Hayır. Her zaman açık mı? Bize bu konuyla ilgili bilgiler verir misiniz? Ben genellikle yaz aylarında, ilkbahar ve yaz aylarında Karaman'da oluyorum, ikamet ediyorum. Diğer aylarda Antalya'da oluyorum. Bu yaz ve ilkbahar aylarında gelirlerse o arkadaşlarımız veyahut da ziyaretçilerimiz hiç para karşılığı olmadan evet, rahatlıkla gezebilirler, görebilirler. Evet. Yine aynı şekilde kıymetli, değerli eşyaları vermek isteyenler yine size herhalde ulaşabilirler. Şöyle söyleyeyim. Burada olmayan bir eşyaya sahipse insanlar evet, veyahut da arkadaşlarım evet, veyahut da karımanlar onu bana versinler. Ama burada olan bir eşyayı sergilemek istemiyorum. Çünkü fiziki olarak yapı yani burası mekan artık fazlası olmayacağı için eğer öyle bir istekler olursa yani burada olmayan bir eşyayı vermek isterlerse onları rahatlıkla kabul eder. Evet. Tabaklar Osmanlı döneminde yurt dışına sipariş verilerek yaptırılan tabaklardır. Hele bilhassa şu ay yıldızlı tabaklar oldukça revaçtadır. Karamanlı'da üretilen Osman Bey şarapları Eşeler Yaylası üzümlerinden yapılmıştır. Osman Bey tarafından üretilmiştir. Mozaik çalışması, leylek olan çalışma, Karaman'ın Yapı Kredi Bankası'ndan kalan bir çalışmadır. Bu mektup, zarfı ve mektup, rahmetlik posta müdürü olan Hasan Bayır'ın babam Mehmet Türel'e gönderdiği Kore'den, 1953 yılında Kore'den gönderdiği mektuptur. Tabii manevi olarak da çok da değerli evet, değil mi hocam? Evet, manevi olarak da değerli olan bir nesnedir. Burada benim kendi eşyalarım olduğu kadar arkadaşlarımın, Karamanlılı hemşerilerimin de bana verdiği veya burada sergilemek için bana verdiği eşyalar da vardır. O eşyaları kendi adlarını yazarak bu şekilde sergiliyorum. Yüreğin ürperir. Ortaokulda giydiğim izci yavru kurt elbise. Rahmetlik annemin giydiği şalvarı, ceketi, daha sonra akrabalarımın ceketleri. Burada çakşır, çocuklarımızı büyüttüğümüz beşik, beşik örtüsü. Nehir dedi, hülyeler kazınır dost dost demir sandıkta, ölünüp gidiyor öbür dedi.